Genel bir eğilimden size söz edeyim. Şimdi denir ki, doğrudur. İç çağ bilimi, Sokrates öncesi filozoflarda biliyorsun sen, çok doğa ilgileniyorsun, çok seviyorsun. Doğa ile ilgilenerek başlıyor. Evet. Zaten kitapların da adı doğa üzerine. Evet, hakikaten. Güzel. Perifisi. Bilinen gelişmelerden sonra, 150 yıl sonra, 5. yüzyılın artık ikinci yarısına doğru, şeylerle birlikte, sofistlerle birlikte insana dönmeye başlıyor. İnsanla ilgili, toplumla ilgili, siyasetle, ahlakla ilgili problem. Sofistler ve Sokrates. Sokrat tabii. Evet, onlarla ilgili dönüyor. Yine denir ki haklı olarak, sonra Platon ve Aristoteles'le birlikte hem insan, insanla ilgili, kültürle ilgili, dille ilgili, ruhla ilgili konular, hem de varlık, doğa, doğa bilimi ile ilgili konular bir arada ele alınarak sistem inşa edilir. Şimdi modern felsefenin de gelişmesinde benzeri bir durumdan söz edebiliriz. Şimdi 17. yüzyılı düşünürsek, mesela 17. yüzyıl Fransızların belki o Montaigne'leri, belki Pierre Bayle'leri falan hariç, ama onlar da felsefe değildir. Doğru. İnsanla ilgili doğru gözlemler, onlar yine Yunan, Latin yazarlarından hareketle deneme mahiyetinde düşünceleri sürerler. Montaigne'de adı üstünde, değil mi? Evet, evet, evet. Deneme mahiyetinde sürerler. Ama yani insan felsefenin insan olmak bakımından, yani insan olmak bakımından derken doğal bir varlık olmak bakımından değil de kültürel bir varlık olmak bakımından felsefenin konusu olmaz. Ne o konudur? Doğa. Şeyin de ilgisi o. Söyle. Descartes'in de. Evet. Esas ilgisi doğa adamın. Evet. Şimdi bunun nedenlerini işte aşağı yukarı gene tahmin edebiliyoruz. Galileo büyük bir bilim adamı. Kopernik, Kepler, nihayet Newton, Harvey, onları da katarsan. Yani 17. yüzyıl düşünce tarihinde batıda bilim yüzyılıdır. Evet, bilimin şahlandığı yüzyıl. Bilimin şahlandığı yüzyıl. Yani orada bu sözünü ettiğin endüksiyon, dediksiyon, bilim nedir, yöntem nedir ki Francis Bacon da aynı gruba girdi. Bu konular işlenir. Fakat deyim yerindeyse doğayla ilgili birazcık tatmin edici, birazcık doyurucu, birazcık insanların güvenilir bilgi elde etme olayının arkasından gene enteresan bir şekilde bir insana dönüş başlar. Evet. 18. yüzyıl. Hocam birinden bahsetmedik. Yani bilerek mi bahsetmeniz, unuttuk mu? Ben çok değer veririm Spinoza. İşte geliyorum. Ha. Evet. Şimdi Spinoza biraz ilk çağ, biraz orta çağ, biraz modern çağdır. Evet. Spinoza, yani deden. O dedüktif metot Spinoza'nın etikasının ana konusudur. Yani bu manada işte Öklides'in batı dillerinde tanınmasının deyim yerinde ise ona sağlamış olduğu bir dili, bir imkanı müthiş bir şekilde kullanır. Yalnız bir adamcağızı tanıtalım. Çünkü Spinoza kimdir? Değil mi? Spinoza İspanya'dan Hollanda'ya göç etmiş. Portekiz mi İspanya mı? Ben İber yarıma İspanya diye biliyorum. Orada geç etmiş bir Musevi ailesinin çocuğudur. Hayatını mercek yaparak kazanmıştır ve o yüzden de çok genç ölmüştür. Çok genç ölmüştür. Ama bir de ondan dolayı bıçaklanmış. Onu bilmiyordu. Onu, çünkü biliyorsunuz bu Yahudiler tarafından aforoz edilmiş. Aforoz. Yahudiler tarafından bıçaklanmıştır sırtından. İşte onu bilmiyorum. Ya, o da onu hiç. Hayır, yani şey bilmiyorum ben. Ondan mı öldü genç yaşında? Yok şeyden akciğer diyorlar. Akciğer kanseri. O şeyin mercek yontarken tozundan evet, akciğer. Evet, o da olabilir. Cam tozu evet mahvediyor tabii. Evet. Bunun yanında da boş zamanlarında felsefe yapmış. Hocam 41 yaşında mı ne gidiyor? Evet. Çok genç ölüyor. Evet. Çok genç ölüyor. Siz buyurun, özür dilerim. Teşekkür ederim. Hani tanısın şeylerimiz diye. Bir tarafı Tevrat eleştirisini getiren adam. Biliyorum. O çok mühim. Ondan bahsedelim. Bahsedeyim. Şimdi bir Spinoza'nın bu tarafı nereden geldi? Dedektif metod. Öklides onu kullanarak felsefenin dili olarak ve Descartes'tan da tabii bu arada etkilenen, yararlanarak yarattığı olağanüstü bir eser. Ama başka bir özelliği de var. Başka özellikleri de var. İki, efendim orta çağın diyelim ki dinle ilgili kaygılarını, endişelerini de paylaşan bir adam. İşte ünlü eseri yani teolojik politik inceleme aslında bir şey,
diller üzerine ilk eleştirir felsefi, tırnak içinde bilimsel bir kitaptır. Zaten ondan dolayı bıçaklanıyor. Tahmin ediyorum yani. Evet, evet, en büyük tepki aldık da bu. Evet, zaten. Evet. Ondan dolayı bıçaklanıyor. Üç, Descartes'i takip ederek deyim yerindeyse dünyayı mekanik bir şekilde tasvir eden bir adam. Şimdi mekanik bir şekilde tasvir modern dünyanın, modern bilimin karakteridir. Henüz daha Newton gelmemiş. Kuvvet terimleriyle yok. Değil. Kuvvet terimleriyle anlatmıyor dünyayı. Gravitasyon kavramı yok. Mekanik, yani Arşimet gibi anlatıyor. Denge, statik kavramlarıyla dünyayı anlatmaya çalışıyor. Dört, İslam dünyasından özellikle Farabi'den fevkalade etkilenmiştir. Ha öyle öyle. Yani gerçekten müthiş bir ölçüde etkilenmiştir. Beş, siyaset konusunda, siyaset felsefesi konusunda çok moderndir. Tolerans fikrini, hoşgörü fikrini bireyle devlet arasındaki ilişkilerde bunun ne kadar önemli olduğu fikrini ilk tebarruz ettiğin adamlardır. Ben mesela şeyi çok severim, birkaç tane fikrini. Mesela işte nedir? Liberaldir biliyorsun. Çok liberaldir. Adam çok liberaldir. Özgürlük çok önemlidir der. Eğer bir ülke, bir devlet vatandaşlarını dini kanaatlerine karışır, onları ifade etmelerine imkan vermezse, düşünce, duygu, bilinç, vicdan, ruh eserat altına, baskı altına alınamaz. İnsanlar onu hala düşünmeye, hala öyle düşünmeye devam edebilirler ve ederler. Evet. Ama tehlikeli olduğu için, devletin baskısı altında bulundukları için de onu ifade etmek zor şeyinde kalırlar, edememek durumunda kalırlar ve ikiyüzlü olurlar. İkiyüzlü olan insanlar da devlete karşı fesatçı durumuna girerler. Bakın çok çok çok, çok doğru bir tanım. Müthiş bir laftır bu. Fesatçı durumuna girerler. Dolayısıyla eğer bir yani dayanışması tesanüde olan sağlıklı bir toplum istiyorsak fikir özgürlüğü, din özgürlüğü, vicdan özgürlüğü son derece hayati, deyim yerindeyse ahlaki ve politik bir değer. Onu en iyi kuramsal olarak dile evet, getiren adamdır. Evet, müthiş bir adamdır o. Müthiş bir adam. Bertrand Russell ne diyor? Evet. Bu adama aşık olmamak mümkün değil. Doğru söylüyor. Evet, çok doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Epey uzun şey yapılmıyor, tanınmıyor. Epey uzun olursa 19. yılda yeniden, yeniden moda oluyor. Şimdi demek ki ne yaptık? Önce doğa bilimi, doğa biliminde başarılar, büyük sistemler, işte Newtonlar, Galileler, bilmem Kopernikler. Sonra insana yavaş yavaş dönüyoruz. Artık Fransızların şu meşhur aydınlanma çağı geliyor.